Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size AT11 belgesini nasıl kolayca tek bir günde alabileceğinizi anlatacağım. Aslında çok basit. Ben araştırırken biraz zorlanmıştım. Çünkü internet sitesine girdiğimiz zaman ön lisans, lisans ya da yüksek lisans eğitimi için gidecek olanlardan 3 tane şey istediğini yazıyor. Bir tanesi yurt dışında üniversiteden kabul edildiğine dair belgeyi. Öğrenim görülen üniversite fakültenin ön lisans, lisans veya yüksek lisans seviyesinde olduğunu gösteren e-devlet, YÖK veya ülkemizin dış temsilcilikten alınacak belgeyi. Bu belge aslında tanıma belgesi diye geçiyor ve evet e-devletten kolayca alabiliyorsunuz. Bir de Türkçe tercümesi ile birlikte okulun semester tarihlerini gösterir, belgeyi istediğini söylüyor. Ama sizin bu belgelerin hiçbirini almanıza gerek yok. Sadece eğer kendiniz Türkiye'de bulunuyorsanız gidip alabilirsiniz. Bu arada bunu almak için ailenizin SGK'sından yararlanıyor olmanız gerekiyor. Yani eğer çalışıyorsanız da bu belgeyi alamazsınız. Ve aynı zamanda eğer işi bıraktıysanız 3 ay sonra yanılmıyorsam ailenizin SGK'sına tekrardan geçiş yapıyorsunuz. Dolayısıyla işiniz varsa ve bittikten 3 ay sonra yine alabiliyorsunuz belgeyi. Ve dediğim gibi bunları almanıza gerek yok. Bunları ne zaman almanız gerekecek? O da ayrı bir konu. Diyelim ki siz bunu aldınız. Bu AT11 belgesi 6 aylık veriliyor arkadaşlar. Ve 6 ay sonra ya da 6 ay dolmadan bunu tekrar yeniletmeniz gerekiyor. Orada sizin sağlık hizmetlerinizi Türkiye karşılıyor. Bunun yani Almanya'daki sağlık hizmetinden muaf olmanız ya da özel sağlık sigortası yaptırmak istemiyorsanız böyle bir belgenizin olduğunu ve Türkiye tarafından karşılandığını gösteriyor aslında bu belge. Ve dolayısıyla 6 ayda bir yanılmıyorsam ya Almanya'dayken bunu yeniletebiliyorsunuz. O kısmı çok bilmiyorum. Ya da Türkiye'ye gelirseniz yine kendiniz gidip bu evrakları vermeden tekrardan teslim alabiliyorsunuz. Yani sadece TC kimlik numaranız yetiyor. Bir de size bir form veriyorlar. Kimin üzerinden, kimin SGK'sını kullanarak alıyorsanız o kişinin TC bilgisi vesairesi, sizin ev adresiniz falan. Çok basit şeyler yazıyorsunuz yani belgeye, dokümana. Onu SGK'daki kişiye veriyorsunuz. O da size AT11 belgenizi veriyor. Ve daha sonrasında işlemimiz bitmiş oluyor aslında. Tekrar yeniletmeniz gerekirse gidip kendiniz alabilirsiniz. Veya bu sitede de yazan ve saydığım 3 tane gerekli olan belgeyi temin edip bir yakınınızla muhtemelen bunu alabilir diye biliyorum. Hepsi bu kadar. Yani kolayca gidip kendiniz alabiliyorsunuz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim.